Pardon canım, önemli. Efendim Eşref. Abi Orhan. Aradılar mı? Abi Orhan kaçmış. Ne? Ne diyorsun Eşref? Paladayı kalp spazmı geçirdi abi. Evde bir telaş oldu. Biz onunla ilgilenirken o da kaçmış. Ne olmuş? Dayım nasıl, iyi mi? Şu anda iyi abi. Tamam Eşref, geliyorum. Ne olmuş? Dayım bir kalp spazmı geçirmiş. Ne? Şimdi nasılmış? İyiymiş. Gidip bir bakalım. Tabii aşkım, tabii git sen. İkimiz. Ne? Evet, birlikte gidiyoruz. Yok saçmalama, ben gelemem. Yani ben o eve nasıl geleceğim? Kadınım olarak geleceksin Yasemin. Herkes de bunu kabul edecek. Hem Paladayı senin de bir ziyaret etmen icap etmez mi? Yok savaş olamaz mı? Hayatımı merak etmiyor muydun? Hadi Yasemin, oyalanacak zamanımız yok. Abi her şey için teşekkür ederim. Seni okulda kimse üzemeyecek artık. Kardeşimi kimsenin üzmesini istemem. Savaş ne olacak şimdi? Hoş geldin abi. Anne. Müsaade eder misin? Anne. Çiçek gidelim. Hadi.
Ulan masum mu yapıyorsun? İtin oğlu. Acele et. Emrin olur abi. İyisin değil mi dayı? İyiyim oğlum, iyiyim. Bir yokladı işte yine. Ama fareyi kaçırdık elden. Yakalayacağız dayı. Nereye kadar kaçabilir? Herkes peşinde. Sen şimdi kendini düşün. Doktor çağırdınız mı? Nerede? Yat dinlen diyorum. Onu bile dinlemiyor. Yengem doğru söylüyor dayı. Yine de doktoru çağırın. Gelsin bir baksın. Böyle olmaz. Sonra da iyice bir dinlen. Aman size kalsa beni yatalak yapacaksınız. İyiyim ben oğlum. Hadi Savaş. Gidelim bulup getirelim şu şerefsizi. Getireceğiz dayı. Sakin ol. Ama şimdi sen bunlarla kendini yorma. Sen bizim çınarımızsın. Bir esinti de devrilmez o çınar. Merak etme sen. Dayım böyle işte Yasemin. Ne diyeyim dedik. Ne yapalım? Dayı olmak kolay değil. Ya benim halim? Sebebim olacaksın bir gün. Aman öyle demeyin. Öyle öyle. Benim yerime şimdi evde o kadın mı var? Ağlama artık Çiçek. Tamam ağlama. O geldi, ben gidiyorum. Öyle mi? O densiz için ben niye kaçıyorum? Ben niye yok oluyorum ha? Eve gideceğim. Çiçek. Çiçek. Dön geri. Sus. Sus. Eve gideceğim. Birazcık kafan çalışıyorsa o eve şimdi girmezsin Çiçek. Ve susas. Abi, Orhan'ı bulduk. Ahmet Burhan gelip aldı şimdi arabayla. Sakın ayrılmayın peşlerinden, takipte olun. Abi, çocuklar Orhan'ın yerini bulmuşlar. Ahmet Moran gelip almış Orhan'ı. Galiba ikisini birden bulduk abi. Tamam Eşref, sağ ol. Oh, çok şükür. Hadi davranalım. Binelim şunların tepesine. Dayı sen kal. Hayatta olmaz. Daha ölmedik biz. Oğlum. Oğlum. Asıl sen kal istersen. Başımızdaki bu belayı bir def edeyim Yasemin. Yasemin size emanet. Hadi öyleyse vakit kaybetmeyelim. Pala. Aman ne olur dikkat et Pala. İyiyim ben, korkma. Hadi yolunuz açık olsun. Düştü mü yine ocağım alan uğursuz it? Ateşi mi var senin? Ne oldu oğluma benim? Uf mu oldu? Allah Allah. Ömer? Ömer? Tamam anneanneciğim dur. Gel bakayım şu. Anneanneciğim dur. Dur. Aman yarabbim. Yanıyorsun hemen sen. Dur gel. Ah bir tanem. Dur oğlum dur. Thank you.
Aklım Yasemin'de. Ama bu Ahmet Moran'ın başının altından çıkan her türlü pisliği temizlemeye andıştım artık. Yasemin için, ailemiz için, hepimiz için. Yürü Eşref. Kaçırmayalım şunları. Evelallah ağam. Bana öyle bakma lan, it! Çekeceksin cezanı. Yeter gözyaşı döktüğün çiçek. Ağlamayayım da ne yapayım abi? Kafanı çalıştır. Al oğlum. Anne doktora götürecek bizi. Dur oğlum dur. Alo? Alo? Yasemin, neredesin sen? Arıyorum, açmıyorsun kızım. Anne bir dakika arayacağım seni sonra, tamam mı? Öf Allah'ım Yasemin! Yok Ömer'im yok, annem yok, Allah'ım! Merak etti belki, konuşsaydın. Sonra konuşurum artık. Öf, ne yaptılar acaba? Bir haber de gelmedi. Daha yeni gittiler abla. Otur sen. Bir kahve içelim mi? Ha? Kahve. Tabii olur. Endam! Endam! Ben bir bakayım. Tuzla'daki kum deposuna girdiler. Anladım. Gözünü dört aç İsmail. Baş üstüne abi. İstemez. Hep o kocan olacak uğursuz yüzünden bunlar. Onun yediği haltları temizlemeye uğraşıyoruz burada hala. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abla, sırası mı şimdi? İşlerin nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Allah artırsın inşallah. Annem mi geldi? Aa, oğlum niye kalktın? Daha sabah olmadı ki. Hadi gel yatalım. Hadi.
anneni mi özledin sen? Uyuyamadın mı? Nerede bu annen? Nerede bu annen yavrum ya? Ömer? Ömer? Böyle ağlayıp sırlamakla bir şey elde edebileceğini mi sanıyorsun Çiçek? Akıllı ol biraz. Kadın dediğin biraz mağrur olur. Başıma neler geldi bilmiyor gibi konuşuyorsun abi. Bende gurur mu kaldı artık? Ben mahvolmuşum. Bak Çiçek. Temkinli git biraz. Dik dur. Biraz hesap kitap yap. Nasıl? Her şeyi mahvedeceksin Çiçek. Evde yerin sağlam kalsın istiyor musun? O zaman ağlamayacaksın. Kavga çıkarmayacaksın. Derinden derinden gideceksin. Bir adım mı atacaksın? Üç adım sonrası kafanda hazır olacak. Abin gibi. Abi ne diyorsun sen? Gemileri yakmayacaksın Çiçek. Yakarsan o gemide sen de yanarsın. Anladın mı? Bütün yollar ateşin içinden geçmez Çiçek. Ateşin etrafından dolananlar da var. Ama onları görebilmek için sakin olmak gerek. Anlıyor musun? Ağam bu taraftan. Kimse yok. Ağam. Ağam. Arkada bir çıkış daha var. Oradan kaçmışlar. Vay uyanık Ahmet Moran Bey. Bu tarafa da baktınız mı? Şu an Savaş ne arıyor? Ne istiyor? Gördün mü? Sen daha bu adamın arayıp durduğu şeyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Savaş babamla konuşmak istiyor Çiçek. Babamla mı? Niye? Öyle işte. Yapabileceği başka bir şey yok çünkü. Ben babamın nerede olduğunu öğreneceğim. Sonra sen de Savaş'a söylersin. Madem istediğin şey bu, işte kaderim benim elimde de. Söyle ki gebe kalsın sana. Başına buyruk davranıp durmasın. Ver elini ayağını öpeyim ağam. Allah senden bin kere razı olsun. Konuşma lan it oğlu it. Geç şöyle geç. Uyuyuverdi zavallı.
Uyusun uyusun, rahatsız etmeyelim. Ne oldu? Buldunuz mu o uğursuzu? Yok anne, kaçmış. Kaçırdık elimizden. İkisinin de başı beladan kurtulmasın inşallah. Peki iyi anlaşmışsınız. Gidelim ne olur. Ne oldu? Ben Yasemin'i bırakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Bana doğruyu söyle abi. Savaş niye arıyor babamı? Bu kaçakçılık meselesi babamın başının altından çıktı değil mi? Bilmiyorum Çiçek. Savaş da bilmiyor. Ama babamı bulup yüzleşmek, öğrenmek istiyor. Emin olmak istiyor. Başka seçeneği yok çünkü. Ne oldu? Ne dedi de kalbini kırdı annem? Bir şey demedi. Gerçekten demedi. Annem aradı Savaş. Sesi telaşlıydı ama konuşamadım ki. Ay Ömer'e bir şey mi oldu acaba? Ondan böyle oldum ben. Gerçekten annenle bir ilgisi yok. Telaşlanma hayatım. Seni merak ettiği için aramıştır. Cevap vermiyor. Duymadı belki. Bir daha ara bakalım. Yine cevap vermiyor. Bir şey oldu Savaş. Çok korkuyorum. Ne olur çabuk gidelim. Ne işi vardı o kadını burada? Hadi Savaş tutmuş kolundan getirmiş. Ama size ne oluyor ha? Ne oluyor? Kahve içmeler, hoş geldinizler. Sen ne yaptığını sanıyorsun Fidan'a? Abla, birincisi evimize misafir gelmiş. Kapı dışarı mı edelim? Senin yaptığın gibi yüz mü çevirelim? İkincisi Savaş'ın sevdiği. Ayıp be. Terbiyeyi senden mi edineceğim Pala? Lafını bil. Belki Yasemin yarın gelinin olarak gelecek bu eve. O zaman ne yapacaksın? Benim gelinim var. Yapma abla ya. Anne. Anne. Neredeler Savaş, neredeler? Sevgilim sakin ol, tamam bulacağız. Dur. Deli olacağım. Tamam. Tamam. Telefonu da vurdu. Canım tamam. Bir yere gitmişlerdir belki. Evet. Evet, kendi evine gitmiştir. Hadi bakalım gel. Canımı kurtardın ellerinden ağam. Allah tuttuğunu altın etsin. Kes lan sesini. De bakalım, onlara öttün mü ötmedin mi? Ağam seni yakar mıyım hiç? Tek kelime ettiysem namerdim. Vallahi billahi hiçbir şey demedim. Ağam. Ağam iki gözüm önüme aksın, hiçbir şey demedim. Ağam. Ağam. Yapma ağam. Yoklar.
Burada yoklar, neredeler Savaş? Bulacağız, sakin. Ömer'e bir şey oldu. Kesin bir şey oldu Savaş. Tamam. Tamam oğlum. Ulan bin tane adamsınız be, bin tane. Birinizden biriniz duramadınız be herifin başında. 50 kere söyledim gözünüzü üstünden ayırmayın diye, 50 kere. Ağam, sen fenalaşınca... La havle ve la kuvvet. Kedi fare oyununa döndü. Oynuyor resmen bizimle şerefsiz. Pala, harap ettin kendini. Hadi şu ilacını al, gel dinlen biraz. İyiyim ben Fidan. Sen de üstüme gelip durma. Daha bu akşam yüreğimi ağzıma getirdin. Yeter artık. Düşüp kalacaksın. Ver, tamam ver. Oldu mu? Endam. O kız çözdü bunun ipini belli. Kocası değil mi? Çağırın şunu çabuk. Yok Pala. Bizimleydi o da. Yukarıdaydı. Endam! Buyur ağam. Sen yolladın değil mi Orhan'ı? Yok ağam, haşa. Bizi mi kandıracaksın sen aklısın ha? Bizi mi kandıracaksın? Pala sakin ol. Karışma Fidan bir dakika. Bir dakika karışma. Ağam vallahi billahi benim bir suçum yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Ağam sen fenalaşınca o da yukarıdaydı. Ben de gördüm. Hep buradaydı. Evet Pala, İsmail doğru söylüyor. Ben de diyorum, dinlemiyorsun ki. Yanımızdaydı. Hatta ilacını bile o getirdi. O Orhan denen şerefsiz yemek yediği kaba tükürdü. Ona yardım eden de onun kadar suçludur. Ama bu işi kimin yaptığı er geç çıkacak nasıl olsa ortaya. İşte o zaman bizi sırtımızdan vuran her kimse benden merhamet dilenmesin sakın. Sakın. Çık dışarı. Konuş ulan köpek. Gittin bülbül gibi şakıldın değil mi savaştıran şerefsize? Yok ağam. Vallahi ağzımı açmamışım. Ağzını açmadın da ne işin vardı yanlarında? Takip etmişler ağam. Buldular beni. Vallahi bir şey demedim. Gelmişler. Anne neredeydiniz siz? Asıl sen neredesin Yasemin? Çocuğun ateşi 39'a çıktı, inmedi. Havale geçirecek sandım Allah korusun. Hastaneye götürdüm. Ama başında ne anası var ne babası. Neredesin sen? Oğlum nasılmış benim? İyi mi şimdi? İyi. Ateşi düşürdüler çok şükür. Ama bu gece kontrol etmeliyiz. Tamam ağlama, ağlama. Al annesi. Gel, gel canım. Mama yiyecek misin? Ha? Al. Hadi al. İstemiyor musun oğlum? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Bunu istemiyorsun. Tamam. Ateşine bakalım. Gel. Gel. Hoppa. Aslan oğlum benim. Adın ne senin? Kiraz Hanım ağam. Seninki? Döne. İyi. Kiraz, çarşı pazar işleri senin. Ortalığı filan da toplarsın. Ben çağırınca da koşarsın. Döne, sen sadece çocuklarla ilgilen. Endam, yemeği sen yapacaksın. Temizliği de sen yapacaksın. Peki hanım ana. İşi savsaklamak, kaynatmak, dedikodu yapmak yok. Söyle. Ağam mekan değiştirdik.
Evet. Orhan da burada. Çok dövdü Orhan'ı. Eğer doğru söylüyorsa konuşmamış Orhan. Neredesiniz şimdi? Adres ver. Beykoz'daki eski ayakkabı fabrikasında. Anladım. Tamam. Babamlar Beykoz'daki eski ayakkabı fabrikasındaymış. Söylersin kocana. Neler oluyor abi? Kimdi konuştuğun? Sabret Çiçek. Yakında her şeyi anlayacaksın. Adresi Savaş'a ver. Ama bunu onun için sen yapmış ol. Unutma dediklerimi. Oğlumuzun mışıl mışıl uyuyor. Gayet iyi. Bak o kadar telaşa gerek var mıymış? Ama anneyim ben. Dünyanın en güzel annesi. Ben nasıl bırakacağım şimdi sizi? Bırakma. Hiç bırakma. Ama biliyorsun durumu. Git hadi. Bu güzel ana ol burada. Güzel güzel uyuyup dinlensin. Çok yoruldum bütün gece. Dinlenmeye ihtiyacım var. Merak etme bizi. Sağ ol abi her şey için. Seni bekleyeyim mi? Yok bekleme sen. Uzun sürer. Tamam o zaman. Görüşürüz. Güle güle abi. Dedim. Neredeydin? Bir de hesap mı soruyorsunuz? Sevgilisini karısının yaşadığı eve getiren oğlunuzdan da sordunuz mu? Sen haddini aşıyorsun Çiçek. Doğru. Haddimi aşıyorum. Ben kimim ki? Herkesin mecburen katlandığı bir kan tuzuyum bu evde. Ne oluyor burada? Yazıklar olsun sana Savaş. O kadını nasıl getirirsin bu eve? Benim gururum hiç mi umurunda değil? Senin gururunla ne ilgisi var Çiçek? Yasemin benim sevdiğim kadın. Sen de yengemsin. Yani rahatsız olmanı gerektirecek bir durum yok. Yengemsin yengemsin. Hayal dünyasında yaşıyorsun sen. Yengem mengen değilim. Ben senin nikahlı karınım anladın mı? Karın! Ne karısı Çiçek? Sana bir kez umut verdim mi? Karımsın dedim mi? Başta ne söylediysem hala aynı şeyi söylüyorum ama sen... Kesin sesinizi. Bu eve kimi getireceğimin hesabını sana vermeyeceğim. Ne oluyor ya? Pala gitme. Karışma yine çarpıntın tutacak. Hadi kahvaltımızı edelim ne olur. Oğlum. Doğru düzgün etsene kahvaltını. Okuldan önce bir yere uğrayacağım dayı. Acelem var hadi eyvallah. Mustafa. Efendim dayı. Oğlum, ailece zor günlerden geçiyoruz biliyorsun. Evet dayı. Bugünlerde bize düşen ailemize her zamankinden çok sahip çıkmak Mustafa. Birbirimize güç vermemiz, kenetlenmemiz lazım. Aileye yeni dertler, yeni üzüntüler yaşatmamamız lazım. Öyle mi? Bak abinin başında bir sürü dert var. Artık serserilik istemiyoruz Mustafa. Hiç merak etmeyin dayı. Eski Mustafa yok artık. Hadi inşallah. Hoş
Hoşuna gitsin ya da gitmesin. Ben senin karınım Savaş Baldar. Her zaman, her durumda yanında olan karın. Senin için kurşun yiyen, ölümden dönen karın. Senin için babasını bile polise ihbar etmiş karın. Ne? Şaşırdınız mı? Savaş için babamı ihbar etti. Evet. Savaş, babamı arıyorsun değil mi? O benim babam. Ama sen de kocamsın. Ve ben her zaman senin iyiliğini istedim. Sen değerini bil ya da bilme. Senin için Ahmet Moran'ı bir kez feda ettim. Yine ederim. Babam Beykoz'daki eski ayakkabı fabrikasında. Git bul onu. Savaş. 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 Nereye oğlum? Savaş. Oradan ayrıl hemen. Ağam. Ama Ahmet Ağa. Dediğimi yap sen. Başım üstüne. Konuştuğumuz gibi Ceyda'cığım. Bizim senin yaratıcı ruhuna çok ihtiyacımız var. Tabii tabii. Hemen birlikte çalışmaya başlamak istiyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi. Tamam canım. Elbette. Bay bay. Ne yaptın koçum? Abi aldım emaneti. Çok sağ ol Yavuz abi. Öğrendin mi neymiş ne değilmiş? Şimdi konuşturacağım İti abi. Aferin. Hadi göreyim seni Mustafa. Kendi göbeğini kendin kesmeden ağalık olmaz. Önce işin aslını öğren. Sonra da göster ağalığını. Namın yürüsün. Hadi kolay gelsin aslanım. Eyvallah abi. Ömer, canım uyandın mı sen? Ayar tarafım ağrıyor. Gel, gel canım. Oh, ateşin düşmüş tamam. Çok şükür. Anne yapma böyle. Bir şey yapmıyorum. Hiç sesimi çıkarmıyorum artık bak. Akşam kiminleydin, neredeydin diye sormuyorum. Telefonlarımı neden açmadın demiyorum. İyi ki demiyorsun anne, sağ ol. Hadi. Al bakalım. Ahmet Moran. Ben Savaş Baldar.
Seninle konuşacağım. Yanına geliyorum. İçeri giriyorum Ahmet Moran. Savaş Balda. Hoş geldin. Günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun. Sen nasılsın Lara? Sizinle olacağı için çok heyecanlı. Ama senin öğretmenin ben olamayacağım. Ben Miniminlerin öğretmeniyim, biliyorsun değil mi? Böyle boynunu bükme ama. Kendi öğretmenini de çok seveceksin. Çok iyi biridir. Hem ben hep buradayım, yanındayım. Ne sıkıntın olursa. Bazen sadece konuşmak istediğinde bile. Her zaman yanındayım, tamam mı? Bir sorunuz varsa bak. Nedim Bey, bakar mısınız? Tamam, müsaadenizle çocuklar. Günaydın. İşte size bahsettiğim yeni öğrencimiz Lara. Velisi Hakan Bey. Günaydın. Memnun oldum. Ben de. Hoş geldin okulumuza. Gel bakalım. İyi günler. Lara'cığım, iyi dersler. İlk günün hayırlı olsun. Her şey için teşekkür ederiz. Ne yaptım ki? Biraz vaktiniz varsa bir kahve ısmarlasam. Hiç değilse. Bilmem. Olabilir. Anlat lan işin aslını köpek. Aa Mehmet ağa. Ne olmuş Ahmet amcaya? O yaptırdı ağam. Doğru konuş lan. Bana bak. Seni şimdi burada gebertirim. Ağam yeminle. Ahmet ağa şuna sen silahsız mı geziyorsun falan deyin. Gaza getirin dedi. O gider evden bir silah alır. Duramaz, muhakkak bir olay çıkarır dedi. Siz yanından ayrılmayın. Körükleyin. Bir olay çıkınca da silahla beraber alın bana getirin dedi. Demek Ahmet ağa. Umarım sizi böyle sürekli rahatsız etmiyoruzdur. Yo, olur mu hiç öyle şey? Ben çok seviniyorum Lara'yı tanıdığıma. Ben de. Yani Lara ve ben de. Lara'nın sizin yanınızda olacak olmasına çok seviniyorum. İçimi rahatlatıyor. Biliyorsunuz Lara çok içe dönük bir kız. Annesinin ölümü, sonra ülke değişimi. Bütün bunlar onun kaldırabileceğinden fazla oldu. Merak etmeyin. O çok duygusal bir kız ama aynı zamanda çok akıllı. Hepsinin üstesinden gelecektir. Zaten ben de hep yanında olacağım. Aklınız kalmasın. Teşekkür ederim. Kalkalım mı? Ders saatine az kaldı. Tabii tabii. Özür dilerim. Benim yüzümden geç kalmayın. Allah razı olsun ağam.
Bana bak Tufan. En az 5 sene dönmeyeceksin. Anladın mı? Yok ağam, hiç dönmem. Ne işin var? Uçağı ne zaman? 3 saat sonra ağam. Kanada'ya gidiyor. İşi de hazır orada. İyi. Sen de uçak kalkana kadar gözünü ayırma üstünden. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Bugün ne oldu? Televizyonu açmadım da önemli bir şey kaçırdım mı sizinle ilgili ha? Ömer hastalandı. Canım, canım ne oldu? Ciddi bir şey mi? Ateşi çıktı. Bütün gece başında bekledim. Ama neyse ki şimdi iyi. Anladım. Çok geçmiş olsun. Ama sen de beni anla Yasemin. İşleri bir bir kaçırıyoruz. Paniğe kapılıyorum. Ne yapayım? Ya burayı... Haklısın. Haklısın. Ne yapayım? Tamam, benim hayatım da böyle. Şu sıralar yetemiyorum, beceremiyorum. Tamam, kabul ediyorum. Olmadı işte. Bulalım birini, gelsin öylesi. Ne yapayım? Ne durumdayız Zila? Bazı firmaları ikna etmek zor oluyor Hakan Bey. Ama yarına topluyorum ödemeleri. Kabul ettirdin ha? Evet. 2 bankanın çeklerini de diğer güne topluyorum. Maliye? Maliye ile bu akşamüstü toplantıya gireceğiz. Ödeyemediğimiz vergi için. Yarın ödeyeceğimizi söyledik. İkna oldular gibi. Ama haciz ihtimali vergiye yatırmadan kalkmıyor. Haciz olmamalı Dila. İyi ama para 6 gün içine dağılıp bitmiş olacak. Sonra ne yapacağız Hakan Bey? Savaşın 6 günde meseleyi halletmesi için dua edeceğiz. Sizin sürtüşmeniz yüzünden dünya kadar malımdan oldum. Uluslararası krize neden oldunuz. Neredeyse savaş çıkartacaktınız. Yarınızdaki mesele her ne haltsa hemen şimdi burada uzlaşır. Adam gibi malımı taşımaya devam edersiniz. Ya da burası ikinize de mezar olur. İkinizi de gömerim buraya. Ben seni tanımam Beşir Ağa. Tanımak da istemem. Bu işlerin içinde değilim ve olmayacağım da. Ahmet Muran ve Orhan'la görülecek hesabım var. O yüzden buradayım. Ne hesabım var Ahmet Muran'la söyle de ben de bileyim. Üzerime sıçrattığı çamuru temizleyecek. Sonra da herkes kendi yoluna. Yani gelip teslim olacak öyle mi? Arda arda o kadar salaklık etti ki bunu da beklerim. Orhan burada mı? Yoktur ağam. Bulamamışız daha.
Vazgeçmeyecek bu herif. Sen mi peşine takıp getirdin yoksa? Ailecek ikili oynuyorsunuz demek. Tekerime çomak sokmaya kalkma Savaş Baldar. Gücünüz yetmez. Sen bir sakin kafayla düşün. Sonra yine konuşuruz. Yürü, sen benimle geliyorsun. Nerede? Bu kapıdan çıktı. Hadi yürü. Tos sana. Efendim. Hayır. O bana canlı lazım. Yüreğe söyleyin. Helikopteri takibi alsınlar. Baş üstüne. Oğlum iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Yakalayacağız. Az bir şey kalmıştı ama. Şu kataloglardan alışveriş merkezi projesine göz atabilirsiniz. İlk sayfada fotoğrafları olan alışveriş merkezi İstanbul'da açılacak. Sonraki Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon. Zincirin reklam ve tanıtım işi için beni uygun gördüler. Dilerseniz bu işi de getirebilirim. Şu dosyada da işin reklam ön çalışmalarını ve bütçeyi görebilirsiniz. İlk etapta 28 milyon dolar. 28 milyon dolar. Dikkatli bakın, o sadece İstanbul bütçesi. Bütün tanıtım ve reklam faaliyetlerini kapsıyor. Projenin tamamı 80 milyon doları geçecek. Yalnız takdir edersiniz ki bu çok büyük bir iş. Eğer bu işi ajansınıza getireceksem ortak olarak gelmeliyim. Haklısın. Bizim için çok uygun. Toplam 10 şehir ha? Hı hı. Vay canına. Şahaneymiş ya. Efendim, bir baksanız. Thank you.
Orhan'ı bulduk. Halletmişler çocuğu. Nasıl? Vurmuşlar kafasından. Nedir durum? Helikopter kayıp. Kayıp mı? Nasıl kayıp? El cihazını sökmüşler. Bir an sivil havacılık dairesi radarına takılmış ama oradan da yok olmuş. Eskişehir duruma el koydu. Gerisini biz halledeceğiz dediler. Üç jet havada şu an. Helikopteri arıyor. Ararlar. Çok ararlar. Yasemin, hem Ayya ile ilgilenmiyorsun hem de kızın kendi getirdiği iş çok iyi. Bizim için harika olacak, inan. Verelim bu iki işin ortaklığını, olsun bitsin. Bilmiyorum. Ortaklık biraz fazla değil mi? Yasemin, canım. Bak, sadece bu iki projenin ortağı olacak. Başarısının bedeli o kadar da olmasın mı? İki projenin sorumluluğu da çok ağır. Yavuz Bey'i elimizden kaçırmamız an meselesi. Bırakalım Ceyda yapsın işini. Ha, eğer yok istemiyorum diyorsan, o zaman bir zahmet gelip işinin başına geç. Şu dönemde savaşın bana çok ihtiyacı var, biliyorsun. Ne yapacağız peki? Tamam, Ceyda'yı unutalım. Sen öner bir çözüm, onu yapalım. Bir karar vermek zorundayız. Böyle olmaz ki canım. Ne yardan geçiyorsun, ne serden geçiyorsun. Ajansı kapatalım desek onu bile yapamayız şu anda. Aldığımız bir sürü avans ve kredi var. Hadi söyle, ne yapalım? Yasemin. Sevgilim, neyin var, ne oldu? Sana ihtiyacım var. Neredesin? Kötü bir şey mi oldu? Ajansta mısın? Alayım mı seni? Buluşalım mı? Tabii ki. Hadi gel aşkım, bekliyorum. Sadece bu iki proje için ama Sevgi. Anlaştık. Yarın beraber Ayya Holding'e gidelim. Ceyda'yı Yavuz Bey'le tanıştıralım. Tamam. Öğleden sonra iyi mi? İyi. Keşke buradan hiç kalkmasam. Kalkma sevgilim. Arada bir zamanı durdursak olmaz mı şöyle bir? Şeyi hatırladım. Okula gitmek istemediğim zamanlarda odamdaki saatin pilini çıkarırdım. Ama kimse numaranı yutmazdı, değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Şimdi o adam öldü. Orhan mı? Orhan. Ahmet de kaçtı. Ne olacak şimdi? Bilsem. Kendi ölümüne kaçtı aptal. Sayesinde Ahmet'i bulup adaleti teslim edecektik. Cezası neyse yatar çıkardı işte. Bizim adımız temizlenirdi. O da hayatta olurdu. Kolay oldu ha? Ben bu kadar kolay tamam diyeceğini sanmıyordum. Mecburdu. Ama sadece iki iş için olmaz biliyorsun. Tabii canım. Şimdilik böyle başlayalım diyorum ben. Yasemin'i bir alıştıralım yavaş yavaş. Zaten sonra seni tam ortak yaparız.
kutlamaya gidelim mi ortaklığımızı? Bu gece olmasın. Yarınki toplantıya hazırlanayım ben. Şu işi bitirelim yarın. Tamam. Sen bilirsin. Aşkım. Söyle bir tanem. Biz neler neler atlattık bugüne kadar, değil mi? Of, hem de ne zor günler. Tamam işte. Bu da zor günlerden biri. Belki de en zoru. Ama birlikteyiz. Ben buradayım. Hep yanındayım sevgilim. Ben de dünyanın en mutlu adamıyım. Yemek ısmarlayayım mı sana? Olur. Pelin'in oraya gidelim mi? Kalabalık oluruz. E hadi kalk. O zaman ben de Ömer'i hazırlayayım, anneme bırakın. Oo oğlum, yeme onu. Ver bakalım, kim arıyor? Gel bakalım. Gel. Hazırlanalım. Alo. Biz. Savaş, gün boyu ulaşamadım sana. Maliye'yle toplantıya girdik. Borcu birkaç gün erteletmeyi başardık. Rahatlatıyor mu bizi? Hem de nasıl. Para hesapta olmuş olur o vakte kadar. Ya bir iki kağıt var imzalaman gereken. Sabah erken holdingde olur musun, yoksa kağıtları sana şimdi mi ulaştırayım? Lara'nın bakıcısı var değil mi artık? Var. Neden? Sen bana o kağıtları getir. Ben de sana yemek ısmarlayayım. Şahane pazarlık. Nerede? Pelin otursana. Yok. Aşıkların arasına girilmez. Siz baş başa yiyin yemeğinizi. Ben sonra gelirim. Çok acıktım. Ne yiyelim? Gel bakalım. Bu güzel bir şehir. Olur. Oo merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Gel. Kimse tanıştırmayacak mı bizi? Merhaba şekerim, ben Pelin. Hakan. Şirketimizin genel müdürü. Pelin de dostumuz, buranın sahibi. Ne ısmarlayayım size Hakan Bey? Bana mı dedin? Ha? Bana mı dedin? Sen bana mı dedin? Bana mı dedin? Ha? Bana mı dedin? Çok mu beğendin? Sadece bu hesaplarda değil, diğer hesaplarda da durum aynı. Uçak kalkıyor oğlum. Hoppa! Aferin benim oğluma. Çok tatlı görünüyorsunuz. Daha tatlı olmalıyız oğlum. Annen daha çok sevmeli bizi. Daha çok. Daha çok. Al hadi. Hop. Aferin benim oğluma. Hadi bakalım, kıskanma, aç ağzını. Yediğim en güzel peynirli omlet bu. Çünkü yapılırken içine aşk katıldı değil mi oğlum? Aferin benim oğluma. Ah. He. Aferin benim oğluma ya. Aferin. Keşke benim öğretmenim sen olsaydın. Yoksa sınıfını mı sevmedin? Ben sevdiğine eminim. Değil mi Lara'cığım? Birer çay daha içelim mi? Olur. Ne zamandır böyle tatlı bir kahvaltı etmemiştik. Ben de öyle.
İş anlattığım gibi senin için zor lokma sayılmaz. Yavuz Bey'e gelince biraz sert bir görüntüsü var ama çalışması güç biri değil. Başlarda biraz müdahaleciydi. Biraz zorlandık ama güvenini kazanmayı başardık. Şimdi tek istediği çalışmaların her aşamasından haberdar olmak. Tamam. Hı, tamam. Kendimizi aklayamıyoruz ki piyasaya güven verelim. Orhan öldü. Ahmet Moran ortada yok. Orası öyle. Adam kaçtı gitti. Sence Van'da falan saklanıyor olmasın bu? İnşallah. Yurt dışına çıkmış olmasın da. Ama iğne deliğine de girse bulacağım o adi herifi. Ceyda Hanım, bizim yeni müşteri temsilcimiz Yavuz Bey. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bu hafta içinde size bir sunum hazırlayacak. Değil mi Ceyda Hanım? Tabii, hemen. Bir süre sizin işleri Ceyda Hanım yürütecek de. Ben kendisine çalışma sistemimizi anlattım. Sizin için öncelikli konulardan da bahsettim. Bakın, ben... Affedersiniz. Efendim? Ne? Neredesin? Geliyorum. Kusura bakmayın. Benim acilen çıkmam gerek. Vallahi kusura bakma ailem falan ama resmen dolandırıyorlar seni. Holding'de işler çok kötümüş. Dila ile konuştum. Aşkım, Dila da onların tarafında. Sana biz senden paranı malını kaçırıyoruz mu diyecek. Alemsin vallahi. Burası kızıştı, sen şu Orhan'ı bul. İran'a geçiyorum ben. Şşş! Orhan'ı bulunca haber et. İkinizi de aldıracağım oraya. Bak sakın bir hata daha yapma. Yerin 7 kat dibine girsen gelir yine bulurum seni. Yok Hakan Bey, hala para gelmemiş. Merhaba Duygu Hanım. Evet, benim. Para hala yatmamış hesaba. Birleşik Devletler, Texas. Evet. Ben az önce konuştum. Dün geçmişler hesabıma. Hayır, eminim. Peki, iyi günler. Bir karışıklık oldu herhalde. Bize böyle bir ödeme ulaşmadı diyor. Tekrar kontrol edecek. Arayacağız. Bir sürü ödeme var bugün. Söz verdik. Hadi şirketleri idare ettik diyelim. Maliyeyi ne yapacağız? Çok güzel. Aferin Resul. Bu bende kalsın. Sen kendine yeni telefon al. Babam ararsa seni bulsun. Emredersin abi. Üç dört günde pasaportun hazır ağam. Avukat?
Vekaletle halledelim diyorsun. Ama vekalet çıkarmak için notere gitmem lazım. Ne yapacağız? Bendeki eski vekaletlerden birinin tarihinde oynama yapayım mı? Yap tabii. Ne soruyorsun? Battı balık yan gider. Bir karışıklık oldu herhalde. Bankadan bizimle ilgili değil diyorlar ama... Of, delireceğim. 5 milyon dolar buhar olup uçmadı ya. Savaş, sana karşı çok mahcubum. Saçmalama Hakan. Sen elinden geleni yaptın. Hem dur bakalım, belki hakikaten bir karışıklık vardır. Sadece o değil ki Savaş. Şuna baksana. İcradan gelmiş. 7 gün içinde borcunuzu ödeyin diyor. Gönder gelsin. Götür ver şu adresi. Sonra da ortadan kaybol. Emin olur ağam. Sen böyle yanıma sokulunca ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Daha da güçleniyorum. Bütün dünyaya meydan okuyacak kadar. Başka ne oluyor? Mesela daha çok seviyor musun beni? Kadınım benim. Bütün varım yoğum sensin. Aşık kadınlar böyle midir? Bilmem. Bilmek de istemiyorum. Ama benim aşık kadınım böyle. Ve ben onun her halini seviyorum. Saçlarını böyle dağılmış halini. Şaşkın hallerini. Aşık hallerini. Her halini. Hatta kızgın halini bile. Kızgın mı? Hı-hı. Mesela ben şimdi diyeceğim ki... Yasemin gitmem lazım. Sen bana bir an kızgın kızgın bakacaksın. İşte ben o bakışını da çok seviyorum. Ha, o bakışım için gidiyorsun yani, sana kızayım diye. Bak yine öyle baktın işte. Bir gün gelecek, hiç gitmeyeceğim. Hiç kızmayacaksın, hiç. Ve o güne az kaldı. Çok az kaldı sevgilim.
Ortaklığımıza içelim. Afiyet olsun. Güzel olacak ha? Evet, güzel olacak. Teşekkürler. Şu toplantıda keşke yarına kalmasaydı. Evet ya. Tedirginim ben Yavuz Bey'den. İnşallah çekilmeye falan kalkmaz. Neyse. Yarın hallederim beni. Görüşemedik ne zamandır. Ne var ne yok? Nasılsın şekerim? İyiyim. Sen nasılsın? Bomba. Merhaba. Efendim? Savaş Bey, telefonda söyleyemeyeceğim çok önemli bir gelişme var. Hemen görüşmeliyiz. Tamam. Yalnız holdingde değilim, eve buyurun. Savaş, oğlum gel otur şöyle. Oğlum, hani diyecektim ki geçen gece... Ne olmuş geçen gece? Şimdi ne olmuş var mı evladım? O kadının burada ne işi vardı? Onun adı Yasemin. Ve benim karım olacak. Ama oğlum, buraya getirmen hoş oldu mu? Hoş olmaması için bir sebep yok anne. Sevdiğim kadın yaşadığım yere geldi. Dayıma geçmiş olsun dedi. Savaş. Avukat bey geldi oğlum. Tamam yenge, çalışma odasını al. Dayım nerede? Yukarıda. Yollarım hemen. Buyurun. Yaso, nerelerdesin ya? İyi, hiç buralardayım. Özlettin kendini vallahi. Beni mi özledin, Hakan'ı mı merak ediyorsun? Doğru söyle. Seni. Görüşsek iyi olur. Ben gelemem Pelin, annem yok evde. İyi, ben geliyorum o zaman. Ver bakayım adresini. Ne? Savaş Bey, görüntü rahatsız edici olabilir. İzlemek istemezseniz görüntüleri anlatabilirim. Koy seyredelim. Ya. Savaş Bey, bu büyük bir fırsat. Şimdi Ahmet Moran'a ya gel suçunu itiraf et ya da görüntüyü savcılığa veririz, müebbetten yargılanırsın diyeceğiz. İşte bu. Sana her şey düzelecek demedim mi ben? Dur bakalım Nayda. Dur. Avukat burada. Evet. Niye ki, bu saatte niye gelmiş? Biz de bilmiyoruz. Ne konuşuyorlar? Ay ne bileyim Çiçek. Aa. Çiçek. Biraz bakar mısın? Ne oldu? Çek. Babana mutlaka ulaşmam lazım. Ama bugün söyle. Orada yok. Ben de şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Yarın avukatını barodan bulayım. O şekilde ulaşalım. Ne oluyor Savaş? Yarın çok geç. Tamam, ben bulayım avukatını. Ama Savaş ne oluyor? Babamın başı belada mı? Kötü bir şey mi?
Ne bu pejmurda haller? Ne oldu bakayım sana, anlat. Ne mi oldu? Baştan başlayıp anlatayım mı hepsini sırayla? İyi olur vallahi. Sizinkisi tam actionlı aşk filmi hikayesi. Sağ ol. Ne şanslısın Yasemin. Masal gibi aşkın var. Bırak biraz da cefası zorluğu olsun şekerim. Masal gibi mi? Yalan mı? Bakma öyle güzel göz. Ben de böyle senin gibi kör kütük aşık olmak isterdim. Birini beklemek isterdim. Belki Hakan'ı beklersin. Birini beklemek ne güzel bir şey ya. Yaşadığını anlıyorsun. Efendim Çiçek. Abi babamın avukatını tanıyor musun? Tanıyorum tabii, hayırdır? Savaş'a lazım da. Tamam, mesaj atıyorum şimdi. Tamam abi, bekliyorum. Aman, hiç takılmayalım onlara güzel göz. Buraya. Bak ben başka bir şey diyeceğim sana. Ne? Sevgi bardaydı. Bir kadınla oturuyordu. Ajans ortak mortak bir şeyler duydum ama tam anlayamadım. Gittim yanlarına oturdum. Sustular hemen. Ceyda. Proje ortağı aldık. Bizimle iş yapacak. O kadını hiç gözüm tutmadı benim. Savaş Baldır'ın avukatıyım. Bu saate rahatsız ediyorum ama elimizde sizi çok ilgilendiren bir doküman var. Hemen yollamak istiyorum size. E-mail adresinizi verir misiniz? Tamam avukat bey. Evet. Evet. Tamam. Şu anda gönderiyorum. Elinize ulaştı mı Serdar Bey? Evet, evet. Şimdi Serdar Bey, Ahmet Bey... Ya paşa paşa gelsin şu uyuşturucu mevzunu itiraf etsin... ...ya da ben bu görüntüleri yarın Savcı Bey'e iletiyorum. Fakat ben kendisinin nerede olduğunu bilmiyorum. Anlıyorum. Kendisine ulaşırsanız lütfen iletin. Yarın ben müvekkilimle birlikte 13.30'da adliyede olacağım. Siz de müvekkilinizle birlikte gelirseniz ne âlâ. Yoksa dediğim gibi. İyi akşamlar. Tamam da biz şimdi resmen şantaj yaptık. Siz yapmadınız Savaş Bey. Ben yaptım. Güle güle. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne oluyor Savaş? Hayırdır? Galiba Ahmet Moran gelip teslim olacak. Onu zorlayacak çok önemli bir şey bulduk. Çok şükür. Çok şükür. Neymiş lan bu kadar mühim şey gecenin bu vakti? Yasemin Hanım'la mı görüşüyorum? Hayır efendim, yanlış numara. Bak ne diyeceğim. Çok önemli ama. Söyle ne oldu? Özledin mi beni?
Ay çok korkuttun beni. Özlemedin yani. Ay çok özledim abi, ölüyorum. Yasemin. Efendim bir tanem. Oğlumu öp benim için. Seni çok seviyorum. Ben de. Ulan beni tuzağa düşürmek ha. Bırakır mıyım ulan bunu yapanın yanına? Elbet çıkaracağım bu haini. O zaman cümle alem hatırlayacak Ahmet Boran kimdir. Yakarım ulan ben adamı. Diri diri yakarım. Mustafa. Neredesin sen? Gece yarısı oldu. Anne arkadaşlarla takıldık işte ya. Allah'ım sen kimseye hayırsız evlat verme. Ne diyorsunuz peki? Diyecek bir şey yok avukat. Zaten yurt dışına gideceğim ben. Nereden gelip bulacaklar? Vallahi o iş biraz zor. Tutuklama emriniz çıkarsa, ki büyük ihtimalle çıkar, sahte pasaport bile çok riskli şu anda. Şansınız yaver gidip yurt dışına çıksanız bile kırmızı bültenle aranacaksınız. Nereye giderseniz gidin bulurlar Ahmet Ağa. Ben şimdi 810 seneli yırttırır mı diyorsun? Toplantı masası hazır Sevgi Hanım. Geliyoruz. Hadi gel oraya geçelim Ceyda. Daha rahat gözden geçiririz. Tamam. Yasemin, gelsene, Ceyda'nın sana soracakları var. Tamam. Maliyeyi tekrar aradım. Bir randevu daha talep ettim. Diğer iki şirkete de ödemelerini gecikeceğini bildirdim. Para ortaya çıktı zaten. Öyle mi? Şirket zan altında olduğu için Mali Suçlar Araştırma Kurulu benim hesaplarımı da incelemeye almış. Paranın miktarı fazla ya. Adamlar araştırma ihtiyacı hissetmiş. Ama kuruldan bir haftadan önce sonuç çıkmaz. O kadar vaktimiz yok. Biliyorum Dila. Biliyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Yavuz Bey. Akşam bir hayli baktım sizin projenize. Aklımda müthiş fikirler var. Sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Merhaba Yasemin Hanım. Merhaba Yavuz Bey. Hoş geldiniz. Thank you.
Merhaba. Nedir durum? Bekliyoruz Savaş Bey. Arkadaşlar, dünkü ani çıkışım için kusura bakmayın. Çok önemliydi. Bu toplantıda aramızdaki bir takım yanlış anlaşılmaları düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yavuz Bey, az çok tahmin edebiliyorum bizle ne konuşacağınızı. Ama kendimizi ifade edebilmemiz için bize bir fırsat verirseniz eminim yanlış anlaşılmalar da ortadan kalkacaktır. İnşallah. Buyurun. Son dönemde yaşanan olaylar inanın bizi de çok üzdü. Medyanın abartması da var tabii. Ama ne olursa olsun gözünüz korkmuştur. Haklısınız da. Ancak bize bir şans verirseniz Ceyda Hanım ve ekibi... Bakın Sevgi Hanım, ben kestirmeden gitmeyi severim. Doğrudur. Çıkan haberler herkes gibi beni de bir an için korkuttu. İşi geri çekmeyi de düşündüm. Ama bu bize yakışmazdı. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bizim bu işteki yol arkadaşımız Yasemin Hanım. Ve biz yola kiminle çıktıysak onunla devam etmek isteriz. Yol ne kadar engebeli olursa olsun arkadaşımızı bırakıp devam etmek olmaz. Son sözüm budur. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Tabii. Siz nasıl isterseniz o şekilde devam edeceğiz. Yavuz Bey bakın. Bizim için önemli olan... Yasemin! Yasemin Hanım! Canım benim ne oldu? Yasemin! Ben su getireyim. Yasemin Hanım! Getirseydin. Yasemin. Savaş Bey'in imzalayacağı diğer belgeleri de şimdiden hazırlayın. Tamam. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi. Nereye geçelim? Benim odama mı, Savaş'ınkine mi? Ne içersiniz bu arada? Haber var mı? Yok dayı. Bekliyoruz.
Hazır mısınız? Hazırız.